Cengiz, ben geldim. Eray. Cengiz, ben çok üzüldüm. Bekir'le evlenmedim Cengiz. Kimseyle evlenmeyeceğim. Ben bir tek seni seviyorum. Cengiz, bak bana ne olur. Hadi. Bir kere bak bana ne olur. Cengiz, seni bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Beni cezaevine götürecekler. Cengiz, bir tek... bir kez bak bana ne olur. Geçmiş olsun Nergis bacım. Nicedir Cengiz'in durumu? Henüz durumu belirsiz. Hadi. Bir dur ne olur. Ne diyor doktor? Belki bir travma, belki geçici bir hafıza kaybı. Doktor bunu söylemek için henüz erken dedi. Allah şifasını versin. Tamam Beral. Sen git kızım. Ben sana haber getiririm. Hadi. Ya bunların hikayesi bizim topraklara destan olur. Nedir Cengiz'in hali? Küskün müdür, kırgın mıdır Beray'a? Olmasın. Onun yüzünden ölüyordu neredeyse. İyi de o demedi ya. Daya silahı kafana çek tetiği diye. Tövbe tövbe. Hepimizi üzdü böyle sarı oğlan. Kimseyi suçlamak niyetinde değilim. Ama çok üzgünüm. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Haklısın bacım. Sen de haklısın. Biz Anadolu insanıyız, biliriz. Ablanın da ana kadar hakkı vardır kardeş üzerinde. Peki anasının haberi var mıdır? Yok, söylemedik. İnşallah iyi haberlerini alır anası. Ben bir girsem, görsem sarı olanı izin var mıdır? Hele şükür kavuştur ana. Ne ettin sen deli oğlum? Tanımadın mı beni? Ben Süleyman. Hep böyle mi? Kendine geldiğinden beri hep böyle. Zaten doktor yormayın dedi. Sağ olasın.
ihtiyacın var mıdır? Yok, sağ ol. Bakıyor. Beni tanıdı mı tanımadı mı belli değil. Bana da öyle baktı, yabancıymışım gibi. Artık üzülmeyeceksin Beray. Dayanacaksın. Dayanacaksın, dayanacaksın. Başka çaren var mı diye sorarsan yoktur. Dayanmaktan başka çaren yoktur. İyi de amca, ben de insanım. Etten kemiktenim. Daha ne kadar dayanayım? Daha ne kadar dişimi sıkayım? Ah be güzel kızım, söylemedin ona, inat ettin. Ekmeğini oynamam dedin, şimdi katlanacaksın. Söyleyecektim. Nisan'ın babası sensin diyecektim. Ama yüzünü çevirdi benden. Yalvardım bir kere yüzüme bak diye, bakmadı. Duydun kızım, hasta hala. Kafası darma duman olmuş. Zaman tanı hele. Ya ölseydi baba olduğunu duymadan? Bu sır öyle ağırlaştı ki şuramda amca. Soluk alamıyorum artık. Bittim ben, tükendim. Tükenme. Sen aşiret kızısın. İstersen güneşi battığı yerden yeniden doğdurursun. Sabredeceksin. Bütün bu olanlar senin uğrunadır. Anla onu. Ölümü gözü almış biri yeniden hayata döndürmek o kadar kolay olur mu? Olmaz tabii. Hazır burada hastanedeyken Nisan'ı yarın yine getireyim sana. Seversin, avunursun biraz. Getir. Yarın kızımı getir bana. Bakayım. Yüzünde Cengiz'i göreyim. Son bir kez öpüp koklayayım. Neden son kez oluyormuş? Daha çok öpüp koklarsın kızını sen. Sokmazlar ki cezaevine, sokarlar mı? Bak, açık görüşe kadar burada kalacağız. Söz getireceğim. Hı? Hadi gülümse bakayım biraz. Hiç konuşmadı mı daha? Hiçbir şey demedi. Kimseyi tanımadı. Ne beni, ne Beray'ı, ne de Beray'ın amcasını. Onların ne işi var ki burada? Niye gelmişler? Beray da hastanedeymiş. Amcası izin almış görsün diye. Belki hatırlar, konuşur dedik ama nafile. Yetmedi mi Cengiz'e verdiği zarar? O Beray berbat biri. Bana da saldırmıştı koğuşta durup dururken. Kardeşimin gönlü ona düşmüştür diye. Ben de ne bileyim, herhalde iyi biridir. Kader kurbanıdır demiştin. Kader kurbanı falan değil. Kendine kurban arıyor. Önce kocasını öldürmüş. Sonra nişanlısından hamile kalmış firardayken. Bu kesin mi? Kesin tabii. Test yapılmış, rapor var. En sonunda nişanlısını sepetledi nikah masasından. Cengiz'e takmış kancayı. Cengiz de iyi niyetli tabii. Göremiyor onun gerçek yüzünü. Cengiz'i korumak lazım. Ben de farkındayım da nasıl olacak? Yolunu bilemiyorum. Acaba Cengiz'i alıp İzmir'e mi dönsem? Bilmiyorum ki. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ani bir değişiklik iyi gelir mi ona bu haldeyken?
Ben hemşire okulundayken bu tür vakaları görmüştüm. Ama yakını olunca insan bilemiyor.